Binlerce Türkiye Gençlik Birliği üyesi Zafer'in 100. yıl dönümünde Çanakkale'deydi. Ama kürsüdeki ilk sözü orada olmayan birine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a diktatör dediği için tutuklanan arkadaşları Aykut Alp Avşar'a verdiler. Sizlerle yürüyemesem de aynı dava için çarpan yüreğim ve zihnim boğazın ortasında dur yolcu diye haykırıyor. Sizden isteğim bu sloganı Çanakkale'nin tepelerinde haykırmanızdır. Aykut Alp gönderdiği mesajla vatan için ölmek de var dedi. Mesajı okuyansa Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz'di. İddiatçılar zindanlarda, sürgünlerde pişti. Pişiyoruz. Hep birlikte feleğin çemberinden geçiyoruz. Bu kavga gençliğimizi elimizden alabilir. Kardeşlerimizi toprağın altına gömebilir. Özge canlarımızı katledebilir. Ancak yolun başında demedik mi? Vatan için ölmek de var. Lakin görevim yaşamaktır. Gençler tam bağımsız bir Türkiye için Çanakkale ruhuyla mücadele edeceklerine yemin etti. Tek başımıza kalsak bile. Tek başımıza kalsak bile. Çanakkale ruhuyla. Çanakkale ruhuyla. Mücadele edeceğimize. Mücadele edeceğimize. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Çanakkale Savaşı'nda 57. alayın düşmana karşı harekete geçtiği Bigalı Köyü'nün muhtarı da TGB'lilerle birlikteydi. Muhtar Burhan Çetin gençlere hitap etti. Ülkeniz sermayesi, umudu, geleceğimizsiniz. Cumhuriyeti 253 bin dedemiz kanlarıyla, canlarıyla temelini attı. Sizler 100. yılda torunları olarak size bırakılan mirası sahip çıkmaktır. Köyüm adına İyi ki varsınız. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Söz